Yıl sonu dönem devir işlemi nasıl yapılır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde dönem devri yazarak firma başlığı altında bulunan dönem devri ekranını görüntüleriz. İşleme başlamadan önce yetkili olduğumuz firmalardan değil de bir firma tercihi yaparak giriş yapmamız gerekmektedir. Seçmiş olduğunuz firmaya göre firma bilgisi pasif olarak gelmektedir. Sunucunuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise işlemi gerçekleştirdiğimiz firmadan giriş sağlayarak dönem devir işlemlerini sağlayabiliriz. Dönem devri ekranını incelediğimizde dönem devri sekmesinde devredeceğimiz dönem bilgileri, İşlemler, parametreler ve önemli açıklamalar bulunmaktadır. Önemli açıklamaları okumadan devir işlemi başlatılmaması gerekmektedir. Eski dönem alanından devredilecek mevcut dönemi, yeni dönem alanından da devredilecek yeni dönemi seçmemiz gerekmektedir. Devredeceğimiz yeni dönem bilgisi sistemde oluşturmadığımız sürece bulunmayacaktır. Yeni dönem tanımlamasını iki şekilde gerçekleştirebiliriz. İlk olarak Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak arama alanına firma yazmamız durumunda firmalar ekranını görüntüleriz. Firmalar listesinde dönem devri gerçekleştireceğimiz firmayı satırdan seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Firma detayı ekranında dönem bilgileri altında bulunan ekle seçeneği ile yeni bir dönem tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Ön tanımlı olarak gelmesini istiyorsak eklediğimiz dönemin ilgili alanda işaretleme sağlayarak kaydetmemiz gerekmektedir. Vazgeç ile çıkış sağlarız. Dönem bilgileri listesinde firmaya ait geçmiş dönemler listelenecektir. Dönem devri gerçekleştireceğimiz firmanın ön tanımlı dönem olması gerekmektedir. Eğer ön tanımlı dönem değil ise aşağıdaki diğer seçeneği altında bulunan dönemi ön tanımlı yap seçeneği ile dönem ön tanımlı yapılması gerekmektedir. Vazgeç ile çıkış sağladığımızda dönem devir ekranını görüntüleriz. Bir diğer yeni dönem ekleme yöntemi ise dönem devri ekranında bulunan yeni dönem ekle seçeneğini kullanmak olacaktır. Yeni dönem ekle dememiz durumunda dönem tanım penceresi gelecektir. Dönem kodu firmaya ait dönem bilgisinden sıralı olarak gelmektedir. Yeni döneme ait başlangıç bitiş tarihlerini belirleriz. Ardından tanımlayacağımız dönemin ön tanımlı gelmesini istiyorsak ilgili alandan işaretleme sağlayarak kaydederiz. Eklemiş olduğumuz dönem bilgisini aşağıdaki bildirim panelinden de kontrolünü sağlayabiliriz. Ekleme işlemimizi gerçekleştirdikten sonra dönem bilgileri değişecektir. Aktarım gerçekleştireceğimiz dönem bilgisini tekrardan seçmemiz gerekmektedir. Ve ardından seçenekler listesini inceleyecek olursak listede aktarımını gerçekleştirebileceğimiz işlemler yer almaktadır. İlk olarak malzeme miktarları bulunmaktadır. Stok malzeme listesinde bulunan depo bazlı stokları içermektedir. Malzeme miktarları devrolurken depo bazında eksi miktar kontrolü yapmamız gerekmektedir. Eğer bir depoda eksi miktarda bir ürün var ise yeni döneme sıfır miktarlı olarak aktarılacaktır. Malzeme stok kontrollerini yaparken depo grubu bazlı değil de depo bazlı analizler yapmamız gerekmektedir. İrsaliyeler işleminin alt kırılımlarını görüntülediğimizde faturalanmamış irsaliyeler, konsinye giriş, konsinye giriş iade, konsinye giriş fatura alanan, konsinye çıkış, konsinye çıkış iade, konsinye çıkış faturalanan şeklinde işlemleri görüntüleyebiliriz. İrsaliyelerde seçenekler listesinden bir belirleme yapmamız durumunda parametreler altında bulunan malzeme miktarları alanında irsaliye hariç şeklinde seçme işlemimi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Eğer seçenekler listesinde aktarım yapmayacak isek, malzeme miktarları parametrelerinden irsaliyeler dahil şeklinde belirlemeler sağlamamız gerekmektedir. Malzeme miktarlarında irsaliye dahil ve seçeneklerde de irsaliyeleri dahil olacak şekilde aktarım belirlersek sistem tarafından mükerrer kayıtlar oluşturulacaktır. Bunu önlemek adına irsaliyeler için aktarım işlemini ya seçeneklerden ya da parametrelerden belirlememiz gerekmektedir. Talepler, teklifler, siparişlerin alt kırılımlarını incelediğimizde tamamı siparişe aktarılmamış, teklif durumunda, analiz durumundaki işlemlerin yeni döneme aktarılabileceğini görüntüleyebilmekteyiz. Tamamı sevk edilmiş siparişler yeni döneme aktarılamaz. Cari kartlar, kasa hesap kartları, banka kartları dönem bağımsız olarak takip edildiği için ilgili kayıtlar yeni dönemde aktarılmış olacaktır fakat bakiyeleri yer almayacaktır. Bunun için cari hesap bakiyelerinde, kasa hesap bakiyelerinde, banka hesap bakiyelerinde dönem devir işlemi gerçekleştirmemiz gerekmektedir.
Çek ve bordroları, senet ve bordroları alt kırılımlarını görüntülediğimizde, müşteriye ait portföyde, cirolu, tahsilde, teminatta karşılığı olmayan tahsil edilemiyor veya kendi çek türlerimizde aktarım yapılabilmektedir. Aynı şekilde senetlerde, müşteri senetlerinde portföyde, cirolu, tahsilde, teminatta, protestolu tahsil edilemiyor. Kendi senetlerimizde, kendi senedimiz protestolu tahsil edilemiyor durumundaki çek ve senetlerde yeni döneme aktarım işlemi gerçekleştirebilmekteyiz. Muhasebe masraf merkezi kartlarında, muhasebe takibi yapan firmalarda muhasebe masraf merkezi kartları, muhasebe hesap kartları yeni döneme devredilmesi gerekmektedir. Muhasebe bağlantı kodları ile muhasebe bağlantı kartları, stok bağlantı kodları, hizmet bağlantı kodları, cari bağlantı kodları, kasa bağlantı kodları, banka bağlantı kodları, personel bağlantı kodları yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Muhasebe hesap planı bakiyeleri altında bulunan kırılımda kapanış fişleri ve açılış fişlerinin oluşması için ilgili alanda işaretleme yapılması gerekmektedir. Mevcut dönemimizde kapanış fişleri, yeni dönemde de açılış fişleri şeklinde sistem tarafından fiş kayıtları oluşturulacaktır. Yansıtma fişleri, kalan taksitler, kredi kartı fişleri yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Firmamız satış elemanı bazlı takip sağlıyor ise prim hak edişi oluşmuş ve satış elemanı hareketleri listesinde bulunan primler yeni döneme dönem devri ile aktarılması gerekmektedir. Personel lisansına sahip firmalar için personellere ait mevcut dönemdeki kullanılmamış yıllık izinlerin yeni döneme aktarılması gerekmektedir. Otel lisansına sahip firmalar için devam eden kontratlar, otel bekleme rezervasyon konaklama kartları, açık ve rezervasyon durumundaki servis formları, otel arıza bakım formları ve otel kayıp bulundu listesi gibi ileri tarihli işlemlerimiz yeni döneme aktarılabilmektedir. Seçenekler listesinde bulunan işlemlerde incelememizi tamamladıktan sonra parametreler altında bulunan işlemleri inceleyecek olursak ilk olarak devir fişi açıklama bilgisi gelmektedir. İlgili alanda manuel olarak düzenlemeler sağlayabilmekteyiz. Sistem tarafından oluşturulacak açılış fişlerinde ilgili tarihli devir işlemiyle otomatik oluşturulmuştur açıklaması yer alacaktır. Tarih bilgisi işlemi gerçekleştirmiş olduğumuz işlem tarihinden gelmektedir. Devir fişi olarak eklemiş olduğumuz yeni dönem bilgisi gelmektedir. Raporlama dövizi ile sisteme aktarılacak olan devir, açılış, kapanış fiş türleri için raporlarda görülmesini istediğimiz raporlama döviz tipi ve raporlama döviz kuru alanları bulunmaktadır. Malzeme miktarlarındaki seçme işlemini seçenekler listesinde bulunan irsaliyeler aktarıma dahil edilmesi durumunda parametreler altında bulunan malzeme miktarları irsaliyeler hariç olarak seçilmesi gerekmektedir. Malzeme fiyatları alanından malzeme miktar için oluşacak fişlerde kullanılacak fiyat seçimi malzeme fiyatı alanından yapılmaktadır. Son alış, son satış, son giriş, son çıkış, fiyat 1'den 10'a kadar malzeme fiyatı seçeneklerinde seçme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Cari bakiye hesaplama yönteminde firma kartı içerisinde bulunan ana döviz veya dövizli olarak hesaplama işlemleri gerçekleştirebiliriz. Cari hesap bakiyeleri seçeneği ile gelecek olan borç veya alacak bakiyelerin firmanın ana dövizine göre mi veya dövizli olarak mı aktarım yapılması gerektiğini belirlediğimiz alandır. Aktarım yapılırken firma ana dövizi TL ise ve cari bakiye hesaplama yöntemi ana döviz olarak seçilir ise sistemde oluşacak tüm borç ve alacak bakiyeleri TL olarak getirecektir. Dövizli olarak seçmemiz durumunda ise borç ve alacak bakiyeleri mevcut dönemde çalışmış olduğumuz dolar, euro, döviz türündeki cari hesaplara yansıtılacaktır. Cari vade hesaplama yöntemiyle ortalama vade, kapanmamış ortalama vade, kapanmamış ortalama vade belge bazında, eşlenmemiş borç alacak bakiyesi belge bazında cari vade hesaplamaları yapılması gerekmektedir. Cari hesap bakiyelerinde masraf merkezine göre gruplama yapılmasını istiyor isek ilgili alanda işaretleme yapmamız gerekmektedir. Çek senet devir döviz kuru parametresi parçalı tahsilat yapan firmalarda devir tarihi kuru olarak belirlenmesi gerekmektedir. Parçalı tahsilat yapılmıyor ise son bordro kuru olarak seçme işlemi gerçekleştirebiliriz. Muhasebe bakiye hesaplama yöntemi olarak oluşturulacak muhasebe fişlerinde ana döviz seçmemiz durumunda oluşturulacak tüm kayıtlarda TL olarak bakiyeler yansıtılacaktır.
Dövizli olarak seçmemiz durumunda oluşturulacak fişlerde mevcut dönemdeki hesaplara yansıtılacaktır. Muhasebe hesap planı bakiyelerinde projeye göre gruplanmasını istiyor isek ilgili alanda işaretleme sağlamamız gerekmektedir. Cari hesap bakiyelerinde masraf merkezine göre grupla, muhasebe hesap planı bakiyelerinde projeye göre grupla alanları sahip olduğumuz lisanslara bağlı olarak gelmektedir. Seçenekler listesinde bulunan seçme işlemlerimizden sonra parametreleri de düzenlememiz durumunda dönem devir işlemini gerçekleştirebiliriz. Dönem devri işlemini başlatmadan önce sunucumuza bağlı başka kullanıcı olmadığını kontrolünü sağlamamız gerekmektedir. Aynı zamanda ekranımız üzerinde dönem devri ekranı dışında açık sekme bulunmaması gerekmektedir. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra aşağıdaki panelden dönemi devret dememiz durumunda önceden açılmış olan bir döneme devir yapılacaktır. Dönemi devretmek istediğinizden emin misiniz şeklinde açılan uyarı penceresini onaylayarak işlemlerimize devam ederiz. Dönem devretme işlemi tamamlandıktan sonra uyarı penceresi gelecektir. Tamam diyerek kapattığımızda çalıştığımız firma değiştirilecek ve mevcut ekranlar kapatılacaktır. Emin misiniz sorusunu vazgeç ile çıkış sağladığımızda dönem devri işlemlerimizde inceleme sağlayabiliriz. Önceki devir işlemleri sekmesine geldiğimizde devir işlemleri alanından devir işlemi gerçekleştirdiğimiz tarih, saat, kullanıcı bilgisi, parametreler yer almaktadır. Devir sonucu oluşan fişler alanında yeni dönemde oluşturulan fişler bulunmaktadır. Eğer devir sırasında oluşan bir işlemde silme işlemi gerçekleştirmek istiyorsak, muhakkak fiş açıklaması alanından tarih filtrelemesi gerçekleştirerek işlemleri klavyemizden boşluk tuşu ile seçerek aşağıdaki seçili fişleri sil seçeneği ile silme işlemleri gerçekleştirebiliriz. Dönem devir işlemi tamamlandıktan sonra eski tarihli kayıtlar sisteme girilmemelidir. Devir tarihinden sonraki her işlem yeni dönemde oluşturulacak fişler ile düzeltilmelidir. İşlem yapılmasını önlemek için onaylama lisansı bulunan müşterilerimiz onaylama ekranı üzerinden belirli tarihler seçerek işlem yapılmasını engelleyebilirler. Sistem tarafından oluşan devir fişlerini incelemek için devrettiğimiz döneme giriş sağlarız. Ekranımızın sağ alt köşesinde bulunan panelden firma değiştir seçeneği ile dönem devri yapmış olduğumuz firmanın yeni dönemini seçerek giriş sağlarız. Örnek olarak devirle oluşan banka fişleri üzerinde inceleme sağlayacak olursak banka modülü içerisinde bulunan banka fişleri ekranını görüntüleriz. Liste ekranında oluşturulan kayıtta açıklama bilgisi dönem devri ekranında belirtmiş olduğumuz tarihli devir işlemiyle otomatik oluşturulmuştur bilgisi yer alarak listelenecektir.